Yani bir gün ellerimizi böyle pişmanlıkla ve yani işte o tam da kaya dayamış artık çıkamıyoruz. Onu oradan söküp atabilecek böyle bir güvendiğimiz amelimiz var mı? Aslında temel şey o, espri o yani. Hayat. Merhaba efendim. Üç arkadaş bir kırlık yerde seyahat ediyorlarmış. Çok şiddetli bir yağmur başlamış. Yağmurun etkisiyle bir mağaraya sığınmak zorunda kalmışlar. O mağaranın ağzına da o artan yağmur, fırtına, şiddetli yağış nedeniyle biraz sonra bir kaya gelmiş, mağaranın ağzını kapatmış. Ne kadar uğraştılarsa oradan çıkamamışlar. En son içlerinden bir tanesi demiş ki, bizim şu anda buradan çıkışımızı ancak ve ancak Allahu Teala bize lütfedecek. Bunu yapabilmek için de gelin bu hayatta şimdiye kadar hangi güzel amellerimiz vardı. Bunları hatırlayalım ve bunlarla Allah'a iltica edelim. Bu bizim buradaki çıkışımıza vesile olsun demiş ve birincisi başlamış konuşmaya. Demiş ki, ya Rabbi ben bir çiftlik sahibiyim. Her gün sütlerimi sağarım, getiririm. Anneme babama ikram ederim. Ondan sonra çocuklarıma ikram ederdim. Bir gün baktım geldim ki annem babam uyumuşlar. Onların başında bekledim. Çocuklarım paçamı çekiyordu. Ya bize de ver, biz de acıktık, bize niye vermiyorsun diye. Buna rağmen onlara olan hürmetinden, onlara olan muhabbetimden, saygımdan neredeyse şafak sökene kadar bekledim ve o şekilde onlara ihtiram gösterdim. Ne zaman ki uyandılar, onlara ikram ettim önce, daha sonra çoluğuma çocuğuma verdim. Ya Rabbi bu senin için kıymetliyse, senin nezdinde bir kıymeti varsa şu kayayı buradan al da biz buradan kurtulalım. Kaya böyle bir kıpırdamış ama çıkacakları kadar büyük bir açıklık oluşmamış. İkincisi ellerini kaldırmış. Ya Rabbi demiş, benim bir amcamın kızı vardı. Her şeyden çok seviyordum onu. Hep beraber olmak istiyordum fakat beni reddediyordu. Bir gün bir kıtlık zamanında bana muhtaç oldu. Geldi benden bir şeyler istedi. Ben de ona benim ne istediğimi biliyorsun dedim. Kabul etti. Ona bir miktar para verdim. O parayla beraber tam beraber olmak istediğim anda Allah'tan kork ve bu işi yapacaksan evlilikle yap dedi. Ben de bunun üzerine ne parayı geri aldım ne de o istediğime ulaştım. Ve bunu da sırf senden korktuğum için, Allah'tan korktuğum için, o öyle söylediği için yaptım. Eğer bu senin nezdinde bir kıymetliyse, ya Rabbi şu kayayı buradan defet de biz kurtulalım diye o da sözlerini tamamlamış. Yine kaya böyle bir hareketlenir gibi olmuş fakat yine çıkacakları kadar bir açıklık oluşmamış. Üçüncüsü bu sefer ellerini kaldırmış. Ya Rabbi demiş, benim bir efendim işçim vardı. Herkese parasını dağıtırken baktım onun ayrıldığını duydum. Ben onun parası bende kaldı dolayısıyla. Bunun isteyebileceğini düşünerek o parayı muhafaza etmeye karar verdim. Fakat daha sonra o parayla sağmal bir efendim koyun aldım. O koyun büyüdü, çoğaldı, kuzuladı. Zamanla sürü oldu, sürü arttı. Dağları taşları dolduran bir koyun sayısı oldu. O gelip de aylar veya yıllar sonra bu parasını istediği zaman bak buyur buradaki dağlar taşlar kadar olan sürü senindir. Ben senin paranı çalıştırdım. Dolayısıyla bu senin hakkındır. Çok böyle memnun oldu. Hiçbir şeyi de geride bırakmadı. Ve oradan ayrıldı. Eğer bu senin için kıymetliyse ya Rabbi, şu kayayı buradan defet deyince kaya oradan böyle efendim bir gürültüyle açılmış ve bunlar kurtulmuşlar. Bu kıssayı bize Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor. Dolayısıyla ben buradan 3 tane hisse çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi anne baba hakkı, sevdiklerimizin hakkı. Bir tanesi hakikaten karşı cinsle olan ilişkilere dair büyük bir ders ve üçüncüsü de elimizin altında bulunanların hakkı, hukuku ki kayayı hangisi aslında yerinden oynattı diye baktığımız zaman o işte insanların hakkını, hukukunu gözetmek, onları bir şekilde yedirmemek yani hakkını yememek meselesi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de vefat ederlerken mübarek ağızlarından çıkan iki tane kelime, bir tanesi namaz, namaz, namaz idi. Diğeri de elinizin altındaki bulunanların hukuku idi. Dolayısıyla çok mühimdir diye düşünüyorum. Başka türlü hisseler de çıkartılabilir ama bu kısa mahdut sürede bunu çıkartıyoruz Emin'cim. Eyvallah. Abi benim çok dikkatimi çekti. Bugünün dünyasında baktığımızda hep genelde maddi birikimlerimiz göz önünde oluyor. İnsanlar maddi birikimlerini anlatıyor. Şunu yaptım, bunu yaptım. İşte geleceğime bunu sakladım gibi. Yani aslında burada benim çıkardığım ise şu oldu. Yani iyilik anlamında işte ya da manevi anlamda beni öbür dünyada kurtaracak iyilikleri çok biriktirmiyorum ve bunu anlatmıyorum. İnsan öyle yaratılmış ama Emin'ciğim. Diyor ki hemen kısa vadede olanı ister, uzun vadede olanı erteler. Yani peşin olanı uzun vadeli olana hep tercih ediyoruz. Bu da zaten dünyadaki imtihanımızın belki
en kritik noktası yani. Halbuki yatırım yapmak lazım. Ama şöyle abi, yani bugün uzun vadede insanlar daha işe başlamadan emeklilik hayalleri kuruyor. Yani aslında orada da uzun vadede kendince bir... Ben bazen genç kardeşlerimizle konuşurken şunu diyorum. Sen şimdiden emeklilik hayalleri daha birinci, ikinci senesinde kariyerinden emeklilik planları yapıyorsan git kendini bu uçurumdan aşağı at diyorum yani. Ya İslam'da emeklilik diye bir şey yok zaten kardeşim. Yani hep çalışacağız. Kabirde dinleneceğiz inşallah. Yani dinlenmek o noktada kabirde yapılacak bir şey. Kıyamet kopana kadar vaktimiz olacak. Orada istediğimiz kadar. Ha orayı da burada çalışarak yine ya cennet bahçelerine bir bahçe yapalım veya diğer türlü çalışmayacaksak da cehennem çukurlarından bir çukur olacak orada. Çukurda mı yatmak istersin, bahçede mi beklemek istersin? Dolayısıyla bizde emeklilik diye bir şey yok aslında. O emekliliğe yönelik böyle bir kaygı, işte beklenti içerisine girmek. Şöyle bir şey yok ya. Hani işte 20 sene çalışayım, sonra 25. seneden sonra istediğim gibi yaşayayım. Hayır, hiçbir şeyimiz yok anımızdan başka. Hep bunu söylüyoruz yani. Geçmiş geçti. Gelecek gelecek mi bilmiyorum. Anı yaşamak, ana bir şekilde sermayeye onu bilerek yatırım yapmak önemli diye düşünüyorum. Yani o kayayı açacak ameli ya da hareketi her an yapabiliriz. Hep hazır olmamız lazım. Hatta onun derdinde olmamız lazım. Yani bir gün ellerimizi böyle pişmanlıkla ve yani işte o tam da kaya dayamış artık çıkamıyoruz. Onu oradan söküp atabilecek böyle bir güvendiğimiz amelimiz var mı? Aslında temel şey o. Espri o yani. Hayatta böyle güvendiğin, ya ben şunu yaptım işte kardeşim, bu sana malum olabilir sadece. Herkesin bildiği bir şey de olabilir ama son tahlilde işte bu bunu yaptı, biz biliyoruz, şahidiz, bunu söyleyebilecek bir durumdaysak tamam ama diğer türlü neye güveneceğiz? Diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.